Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Galatasaray dün gece Trabzonspor'u Icardi'nin muhteşem golleriyle diyelim 2-0 mağlup etti. Yani sezonun ilk büyük maçını Galatasaray kazandı. Kazanmayı da hak ettiler. Çünkü Trabzonspor'la gerçekten aralarında bir kalite farkı olduğu gerçeğini vurgulamamız lazım. Evet, Atilla Karaoğlan'ın yaptığı hakem hataları var. Onu bir kenara bırakalım ama biz maçı okuyalım. Maçı okuduğumuz zaman karşımıza çıkan gerçeği şöyle vurgulayabiliriz. Torreira, Icardi, Muslera, yani fark oluşturan oyuncular var. İki takım arasında kalite farkı burada ortaya çıkıyor. Bir de tabii stratejik olarak baktığımızda şöyle bir plan yapmış Nenad Bielsa. Uzun toplarla, ki 85 tane uzun top atılmış, uzun toplarla savunma arkasına geçecek toplar atıp onları kovalamayı düşünmüş. Ama unutmaması gereken bir gerçek vardı. O topları alacak oyuncuların boy vasatileri gerçekten çok düşüktü. Umut Bozok, Abdülkadir Ömür, Enis Bardi. Zaten Enis Bardi konusunu da farklı bir yere yazıyorum. Neyse, biz Galatasaray'a baktığımızda Galatasaray kendi oyun anlayışını sahaya sürdü. Yani ön alan baskısını yaptı. O ön alan baskısında kazandığı toplardan gol pozisyonu üretti, gol üretti. Sonuç itibariyle Galatasaray sezona mutlu bir şekilde devam ediyor. Kayseri'deki puan kaybını bir şekilde kendi seyircisi önünde telafi etti ve seyircisi önünde maç kazanmış oldu. Bunu vurgulayalım. Tabii maçın sonunda Hakim Ziyech mutluluğu vardı. Onu da söyleyelim. Hakim Ziyech 3 yıllığına Galatasaray'la anlaştı. İlk yılında tek tek söylemeyeceğim. Rakamlar gerçekten ilginç. 3.587.500 euro alacakmış ilk yıl için. Ama 3 yıllık bir sözleşme olduğundan bahsediyoruz. Söyleyelim. Ve gerçekten de Avrupa basınında ciddi bir şekilde yer buldu transfer. Hatta şöyle, BBC ünlü yayın kuruluşu taraftara orkestra şefi gibi şeflik yaptı diyor ki biliyorsunuz taraftarın arasından çıkmıştı, daha doğrusu oradan sahaya indi. Evet, genel anlamda Hakim Ziyech transferinin de Galatasaray'da büyük bir sevinç ve mutluluk yaşattığını söyleyebiliriz. Hemen şöyle söyleyeyim, Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür edeyim. Beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Tabii ki pek çok soru yöneltiyorsunuz. Şu bizim 8 numara meselesi ne olacak? Keza işte stoper bölgesi, Nelson giderse kim gelecek? Sergio Ramos'un durumu nedir türü cümleler kullanıyorsunuz. Biz de edindiğimiz istihbaratları paylaşmaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Erden Timur çok kısa bir süre önce şöyle bir açıklama yaptı. Gerçekten hani Torreira'nın da yanına yakışacak, onun gibi muhteşem bir 8 numara alacağız dedi. Torreira'yı kopyalayamayız ama onun yanına güzel bir 8 numara alacağız dedi. İşte o 8 numarayla ilgili yaptığı çalışmalar var. O çalışmaları sizlerle biraz sonra paylaşacağım. Öncelikle isterseniz Sergio Ramos konusundan bahsedelim. Sergio Ramos'la Erden Timur arasındaki görüşmeler devam ediyor. Oyuncu 7,5 milyon euro istiyor ama bir şartı var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini istiyor. Biraz da sürecin uzamasındaki nedenlerden biri bu diyebiliriz. Hani ben Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyorum diyor ki, yani yıllarca oralarda bulunmuş bir oyuncu olarak böyle bir istekte bulunması çok mantıksız bir durum değil. Bunu kabul edebiliriz ama sonuç itibariyle Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde Sergio Ramos'a nasıl ihtiyacı varsa Sergio Ramos'un da Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray'a ihtiyacı olacak. Onu da özellikle vurgulayalım. Hemen devam edelim. Şimdi İngiltere kaynaklı bir haber geldi. 8 numaraları bir kenara bırakıyorum. Çünkü orada iki tane İngiltere haberi var ki bir tanesi gerçekten de çok enteresan bir haber. İkincisi de The Mirror gazetesinin haberi. Önce birinciden bahsedelim. Joel Matip'ten bahsedeceğiz. Liverpool'un stoperi ki gerçekten yani kemik gibi stoperdir.
süresi azaldığı için ayrılmak istediğini söyledi. 2024'te sözleşmesi bitiyor. 5 milyon euroluk bir bütçenin Galatasaray tarafından önerildiği bilgisi var. 3 milyon euro da maaş 32 yaşındaki Joel Matip için, bir sağ stoper ve bu sezonda henüz oynamadığını da söyleyelim. 2022-23'te 21 maçta 2 golle oynadı. Dolayısıyla oyuncu ayrılmak istiyor. Joel Matip yine bir Sergio Ramos değil ama öyle bir etki oluşturabilir diye düşünüyoruz. Bu haberi kamuoyunda olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Hani İngiliz basını da bu şekilde bir haber veriyor. Hatta şöyle söylüyor. Klopp'un gözdesi Galatasaray'ın gündeminde diye vermiş. Bakalım gerçekten de böyle bir durum söz konusu olacak mı? Bu noktada önemli bir konu daha var ki onu da söyleyelim. Davinson Sanchez, Tottenhamlı oyuncu da onunla ilgili de Galatasaray'ın isteği olduğunu söylememiz gerekiyor. Zaten bu sezon dikkat ederseniz oyuncular genel anlamda aynı oyuncular etrafından giden bir transfer politikası olduğunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Bu da aslında çok sempatik değil. Çünkü fiyatların bu noktada arttığını görüyoruz. Keşke böyle olmasa ama işte maalesef böyle gidiyor. Hemen hemen takımlarımız aynı oyunculara transfer tekliflerini yapıyor. Davinson Sanchez de yine Galatasaray'ın gündemine gelen Tottenhamlı oyuncu. Onunla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz. Hemen şöyle yapalım. Davinson Sanchez'i de şeyden bakalım, sözleşme süreciyle ilgili bir sıkıntı yaşar mı Galatasaray? Çünkü Galatasaray'ın verdiği bütçe, biliyorsunuz süre uzadıkça bütçe daha fazlalaşıyor. Bir yıl sözleşmesi varmış. Yani bu rakamlar kabul edilebilir rakamlar diye söyleyebiliriz. Bu sezon içinde de sadece bir maç, yeni başlayan sezonda bir maçta 76 dakika forma giymiş Davinson Sanchez. Onu da söyleyelim. Şimdi 8 numara dedik ya, yani Galatasaray'a yakışan Torreira'yı kopyalayamayız ama işte onun yanına öyle bir 8 numara koyarız ki dediği 8 numara kim? The Mirror haberi var. O Mirror'ın haberini, The Mirror gazetesinin haberini söyleyeceğim. Ama şu anda iki oyuncudan kesinlikle vazgeçmiş değil Erden Timur. Birisi Marco Verratti'den bahsediyorum. Marco Verratti Galatasaray'ın gündeminde yine. İtalyan oyuncu. Yani kısa boylu olması nedeniyle hatta yorumlarda da yazmışsınız. Yani iki tane kısa boylu oyuncu sıkıntı olmaz mı bizim için diyorsunuz. Merkez orta sahada. Yani sıkıntı olur ama kısa boylu çabuk oyuncu da farklı bir şey. 1.65 boyunda, onu da söyleyelim. Paris Saint Germain'li oyuncu. 2026'ya kadar sözleşmesi var ama ben Verratti konusundaki ısrarını doğru görüyorum Erden Timur'un. Ve bir oyuncu daha var ki onunla ilgili de yine ısrarı var Galatasaray'ın ya da daha doğrusu Erden Timur'un. Onu da takip ediyor ama olabilir olamaz noktasında sürecin devam ettiğini söyleyelim. Ryan Gravenbeek'ten bahsediyoruz. Bayern Münihli oyuncu, 21 yaşında, Hollandalı ve onu ikna etmek gerekiyor. Daha önceki bir videoda da hatırlatmıştım. İkna etme süreci devam ediyor. Yani eğer ikna ederse bir anda ona dönebilir Erden Timur. Satın alma opsiyonuyla bir kiralama süreci oluşacak. Böyle bir durum söz konusu. Şimdilik oradaki genel yapı böyle. Tabii ki pek çok oyuncuyu sizlere söylüyoruz. Bu noktada diyorsunuz ki bazen, yani işte onu da söylediniz, onu da söylediniz. Evet. Onunla da hepsiyle görüşme gerçekleşiyor. Kimisinin parası. Bakın Gravenbeek'i eğer gelmeye razı olsa Erden Timur hemen alıp getirecek. Ama oyuncuyu ikna etme süreci var. Bazen ailesini ikna etme süreci oluyor. Bazen kaynak toplama, kaynak üretme sıkıntısı oluyor. Bütün bunlar yan yana geliyor. Bu bir anda gerçekleşebilen bir olay değil transfer. Şimdi şöyle söyleyelim.
Yine Türkiye'nin gündemine düşen çok önemli bir oyuncu Thomas Partey ile ilgili son dakika bilgisini paylaşalım. Son dakika bilgisinde The Mirror'ın haberi demiştim. Onu söyleyeyim. Arsenalli oyuncu ki geçen sezon 40 maçta 3 golle oynamıştı ve Arteta bir açıklama yapmıştı. Kesinlikle oyuncuyu bırakmak istemiyorum. Bana lazım. Ben onunla yoluma devam edeceğim demişti. İşte o oyuncuyla ilgili Mirror'a göre Arteta karar değiştirdi. Diyor ki gidebilir diyor. Yalnız tabii Galatasaray'ın önünde bir engel var. Onu da özellikle söyleyelim. Engelin ismi de Juventus. Juventus da oyuncuyu istiyor. Defansif bir orta saha oyuncusu. Thomas Partey ve gerçekten önemli bir oyuncu. Hatta dediğim gibi Arsenal'in bırakıp bırakmama konusunda da tereddüt yaşadığı bir oyuncu. Dolayısıyla bu oyuncuyla ilgili de görüşmelerin sıklaştığını söyleyelim. Yine söylüyorum, orada da bütçe önemli. Thomas Partey 2 maçta 180 dakika oynadı. Declan Rice'ın gelişi nedeniyle ayrılma gibi bir düşüncesi var. Arteta bırakmayacağım dedi ama şimdi de kararını değiştirmiş. The Mirror'a göre bırakacağım diyor. Evet, genel anlamda Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.